terbiyeli misinizdir mesela? Var mıdır böyle ben bir şey? Ben terbiyeliyim çünkü oğlum öyle anne kakala kırdı söyleme diyor. Annem de beni çok terbiyeli yetiştirdi. Yalan. Öyle. Evet. Öyle midir o? Ama o ters köşe, ondan şey bekleniyor. Daha böyle... Eskiden de onlar. Yalan var mıydı? Çok şeker çocuk. Çok, çok kibar çocuktu yani. Öyle azgın bir çocuk değildi. Gerçi birkaç kere böyle okuldan üstü başı yırtık geldi. Evladım ne oldu sana dediğimde, ne oldu ki dedi. Üstün başın yırtık dedim. Bilinmeyen nedenlerle yırtılmış dedi. Kaç yaşındaydı bunu dedin? 7-8. Bilinmeyen nedenlerle. 7-8. Belli dövüşmüş olan çocuklarla yakası fıçısı yırtılmış. Ama şey yapmıyor yani, ispiyonlamıyor arkadaşında, ne güzel bir şey. İşte zeki ve akıllı. Evet. Nereden alıyoruz? Çocuklar zeka genlerini annelerinden alırmış. Ya kadın cinayet romanları yazdı. 4.'sü mü çıktı? Yok, 6 tane yazdım. 7.'yi yazıyorum, cinayet Ayşe. Allah Ayşe. Benim tepemden baksın be, 4 tane mi diye. Yok 6 tane yazdım. Ya şimdi çok güzel bir best torba var benim elimde. Evet. Dağhan Külegeç yayınları, şöyle göstereyim. Evet. Reklama falan girmiyor. Ya bugün kitap evi, yayın evi açan insanların reklamını seve seve yaparım ben. Hiç önemli değil. Elimde de 13 tane kitap var önümde. Evet. Yani Erbulak Sanat Okulu açıyorlar. Evet. Ondan sonra yetmiyormuş gibi de yayın evi falan açıyorlar. Bir de kendi isimlerini falan veriyor. Hocam nedir bu? Ego nedir? Bu ego nedir? Benim yayın eviyle ilgili tek bağım bir ismim. Yani annem yayın evi açtı. İsmine de benim ismimi koydu. Zaten daha önce de benim ismimi kendisi koyduğu için... Benim yani hiçbir bu çorbada tuzum yok. Gerçekten çok zarif bir adam. Çok. Çünkü normalde öyle başka biri olsa der ki sen mi soruyorsun bunu kadın Aslı Şafak'la işini Aslı diye bir program yaparken der. Yok, hakikaten alakası. Yani tabii ki ben hani bizden sonraki nesillere Dağhan Külegeç olsun istedim yani, o yüzden. Peki neden? Aklınızdan zorunuz mu var? Deli misiniz? Bu arada kulaklığım arasından saçlar çıkıyor. Aklınızdan zorunuz mu var? Deli misiniz? Bu devirde niye siz yayın evi açıyorsunuz? Ah, niye kitap basıyorsunuz? Bilmiyorum gerçekten yani, niye? Neden yaptık böyle bir şey? Ya şöyle, ben bizim misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Yani böyle klavye başında oturup işte sürekli şikayet edenler yerine işte sanat okulumuz olsun, yazarlık okulumuz olsun, ne bileyim oyunculuk okulu, yazarlık okulu, yazarlık okulumuz büyüdü çünkü. Tahmin etmiyorduk o kadar büyüyeceğini. Hani bir 10 tane öğrenci gelir mi? Ben ders veririm ne var ki falan dedim ama sonra baktım ki olay öyle değilmiş. Böyle Hakan Akdoğan, Aslı Perker, Özen Yula. Tabii onlar bizim hocalarımız yazarlık bölümünün. Özden İnal falan. Sonra da o yazarların kitaplarının çıkabilmesi için. Evet. Onların kitap. Çünkü bize dediler ki biz geldiler 3 sene. Ne yapalım bundan sonra? Kitap yüzün bastırın bize ne dedik. Sonra dediler ki ya biz yapalım. Daha sonra biz söyledik. Yani biz yapalım dedim. Biz yapalım. Tamam. Bu sene 12 yazar, 12 kitapla çıktık. Şu anda 17 yazar, 17 kitap yazıyor. Şu anda yazıyorlar. Lansmanı 25 Ekim 2020. Ya bir yıl sonra. Evet. Ya bir dakika. İşte niye? Çünkü uzun yıllar burada yaşamadığı için bence. Kuzey insanı şeyi var içinde. Ya önce de öyleydi. Bir yıl sonrayı planlıyor. Evet. Hayır, lansmanın 1 yıl sonra yapılacağı tarih şu anda bize veriyor. 2035'te Mars'a gidiyoruz. Daha yeni aldık biletleri $100'dan. Öyle diyor. Çünkü geriye doğru dönük schedule yapmak ve 17 kişi öyle... O lansmana beni çağırmazsanız yemin ederim gece rüyalarınıza girerim. Bak gelmezsen... Seri katil gibi elimde bıçakla vallahi gelirim gece. Tamam. Arkanızdan kovalarım. Duydu değil mi seyirciler? Geleceğim çünkü İstanbul'da. Bu şu önünde o kadar saygı duruşu yapmamızı gerektiren bir tavır ki... Peşinizde mi? Ben bilmiyorum, bana bakma. O kadar tatlı bakıyor ki şimdi baktım çok, bir an böyle kızları düşündüm. Bak ne güzel değil mi? Değil ben mi? Doğurdum bunu diye. Bir an baktım kızlar dedim hala böyle nasıl? Biraz yaşlı kaçıyorum artık ben. Yok artık daha neler. Bir şey diyemedim şimdi, ben diyemem şu an bir şey. Ya yok ya, çok dürüst bir programımız. Yani peşimde dedim. Peşimde deyince bu bir şey değil ki. Havalı olmak değil ki. Yani biz genelde peşindeyiz ya. Yani erkekler kızların peşinde ya. Niye öyle olsun ki yani, kızlar da olmasın tabii daha yani han, biz de bundan şikayetçiyiz. Yani. Tripler Türk kızlarına devam ediyor mu peki, öyle sorayım hocam? Hiç ben bilmiyorum bu soruları, yani ben hiç anlamıyorum anne. Ben de hiç bilmiyorum daha. Niye bulmuşum şimdi şurada bir aslan gibi. Tamam, okul ve eğitmenlik ve bütün bu kitaplar, o zaman bunu sorayım. Yani başka bir faz mı oldu hayatta? Onu da mı anne? Sana şey vardı. İtiraf ediyorum. Ya bir dakika, benim de sorum var. Cüneyt Arkın'ın oğlu geldi. Cüneyt Arkın kendisi cevap vermiyor. Kendi babasını anlatıyor. Oğlu kendisini anlatmıyor. Babasını anlatıyor. Burada da başkalar birbirlerine bakıyorlar. Böyle mi oluyor ya? Çoluk, çocuk ve ebeveynde ünlüler. Bu yani yeni dönem böyle oldu. Yani mesela eskiden şey olurdu, ben bir şey söylerken daha benim böyle arkamdan iterdi, söyleme söyleme diye. Ben sonra dedim ki ne olur ben konuşurken arkamdan itme, ne söyleyeceğimi şaşırıyorum dedim. Okan'ın bitti artık, itmiyor, bana soruyor yani. Bilmem yani, var mı kızlar trip atıyor mu, ne bileyim evladım, ben benim bilmiyorum. Düzeyli bir ilişkim var, bu dedikleriniz hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Pardon, evet. Ben genele yaydım ama ya, asla yani bugünle ilgili bir şey değil, genel olarak. Ya işte genelden konuşurken sonra özelden birine dokunursun falan, bir şey olur. Tabii. Demek ki atıyor trip. Buradan bunu öğrendim. Yok, trip atmıyor. Yok, çok yani tatlı birisi var. Ailemizin içinde. Ne güzel, ne güzel vallahi. Çok seviyoruz. Allah mesut etsin. Amin. Hep kaliteli bir şey. Evet, babaanneye bağladım şu anda. Babaanne çık içimden. Ben de öyle. Geldi yine. Aynen öyle. Cinayet romanları. Evet. Bir kadın olarak yani ben hastasıyım çocukluğumdan beri, en sevdiğim şeydir. Belki bu kadar hızlı bir zekaya sahip olmak onu mu getiriyor? Ondan dolayı mı insan hızlı düşünüyor? Böyle bilinç akışı ondan dolayı mı çok güçlü oluyor? Niye cinayet romanları gibi 50 tane soruyu sormuşum farz ederek, tamam, siz cevaplarsanız. Peki, ben niye polisiye roman yazıyorum? Çünkü en sevdiğim tür olduğu için polisiye roman yazıyorum. Ben de 10 yaşımdan beri Agatha Christie falan okuyorum. Babamın çok büyük bir kütüphanesi vardı. İlk orada çizgi, mesela benim ilk okuduğum, baktığım, çünkü okuma yazma bilmiyorum, Charles Adams'ın çizgi kitabıydı. Charles Adams, Adams Family'nin yaratıcısı. Yani düşün, ben ilk ona vampir şeylere falan bakıyorum 6 yaşında. Sonra böyle 8-9-10 olunca Agatha Christie okumaya başladım. İşte Orhan Kemal'leri falan, tabii Orhan Kemal'in cinayet romanı değil ama o tarz romanlar okudum. Daha sonra işte biraz 16-17 olunca işte Wilbur Smith'ler geldi filan. İşte sonra Amerikalı bestsellerler geldi. Sonra Kuzeylileri sevmeye başladım. Tabii ki UNESCO, işte İsveçli Arne Dahl. Bu arada söyleyeyim, İsveç bestseller Arne Dahl Kasım'da ülkemize geliyor Kara Hafta nedeniyle ve onunla aynı oturumda birlikte olacağım. Yani var ya, bir de Danimarka'dan da Michael Kuntz geliyor. Kara Hafta mı? Kara Hafta. Kara Hafta mı? Kara Hafta Beyoğlu'nda bir otelin düzenlediği Agatha Christie adına, hani otelin adını zikredemiyorum. Anladık, evet evet. Agatha Christie anısına yaptıkları Kara Hafta. Tarihlerine ben de geleyim. 22-23 Kasım. 22-23 evet. Kasım. Hafta ama 2 gün. Evet evet, 2 gün. Yani Kara Hafta diye geçiyor. Bir öykü yarışması yapıldı. Orada bir arkadaşımız birinci oldu. Hatta Ahmet Ümit, ben, Elçin Poyrazlar ve Algan Sezgin Türedi jüri üyesiydik. Biri daha vardı ama çok özür dilerim, adını unuttum. Şu anda kim olduğunu hatırlayamadığım için. 140 tane şey, polisiye öykü geldi. 33'e indirdiler. Biz de 33'ü okuduk ve bir tane, ikinci olan benim birincimdi ama. Evet. Şahane, şahane. Evet. Yani çok iştah açıcı. Güzel bir şey. Ben polisiye roman yazmayı seviyorum ve bence polisiye romanı kadın yazmalı. Çünkü kadın detaycıdır. Detayı atlamaz yani. Tık diye orada her şeyi görür. Erkek o kadar detaycı değildir. Daha... Şimdi yüzeysel dersem de ayıp olacak tabii ama evet, hani o kadar detaycı değildir. Ben işte şu anda Cinayet AŞ diye 7. kitabımı yazıyorum. Daha yayın evi belli değil. Kendi hani şey vardır ya. Kendim için çocuk yaptım derler. Şey yapayım mı? Tanıdığım var. Gönderebilir mi size? Şimdi şeyden korkuyorum orada. Hani o kendi kitabına daha önem verdi. Diğer yazarlarınkine önem vermedi. Sıkıntısını yaşamayalım. Burada bir açıklama yapmak istiyorum seyirciye. Ayşe Hanım getirmemiş kendi kitap. Nasıl getirmedim? Yok dedi, getirmedim. Yani ya çok acayipsiniz. Çünkü bu kadar hani çünkü en son 2 sene evvel yazdım. Şey, gösterişin şey sevmeyiz, olduğu bir memlekette. Yok, biz sevmeyiz ya. Getirmemişsiniz. Gerçekten sevmeyiz. Yani benim için şimdi bu 12 tane yazarım çok kıymetli. Çok uğraştılar. Aileleri de onlarla beraber uğraştı. Büyük emek sarf ettiler. Onların yanında kendi kitabımı göstermek istemedim açıkçası. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi geldi geldi aklıma. Eğer bir sakıncası yoksa rejiye de soruyorum, Ececiğim sana da. Sana da Gizem. Bu 13 kitabımızı biz kendimize saklamayalım. Bana ya da programın Instagram hesabına, Twitter hesabına bana da yazabilirsiniz. Siz oradan bunları kendinize saklayın. Ben cimri değilim, yedekli getirdim. Şöyle yapalım. Biz bunları size bir seyircimize hediye edelim. Tabii ki. Olur mu böyle? Tabii. Seyircimize hediye edelim. Bunu da nasıl yapalım acaba? Seyircilerden böyle set olarak hediye edeceğiz efendim. Biz adresini alıp biz de yollarız. Biz bunları size getirdik. Ben adresi alır derhal yarın sabah yollarım. Tamam. Derhal. Şöyle yapalım. Bana gelen mesajlardan 21.'ye, tamam, 21. mesajı atan kişiye, tamam, bunları hediye ediyoruz efendim. Tamam. Öyle yapalım. Şahane. Torbasıyla beraber. Evet, torbasıyla beraber hediye ediyoruz. Böylelikle evet, de bir işe de yaramış olsun program. Evet. Biz geçen dönemde, geçen program hesabına mı göndersen? Program hesabını, tamam, bizim programın hesabına yolluyorsunuz. Ya Twitter ya Instagram'dan gönderin. Bana adresi gelsin, derhal yollayın. Şöyle bir şey, biz geçen yıl her gelen konuktan hayatını etkileyen kitapları getirmelerini rica ettik. Gelen yaklaşık 500 kitabımız oldu ve onu da Batman'da bir okula bağışlayarak güzel kütüphanemizi kurduk. Ne kadar dolayısıyla güzel, kitap bizim programın en önemli şeyi. Keşke ben de bir kitap getirseymişim. Aracıdır yani. O ayrı ama yani benim sevdiğim bir kitap getirseymişim. Evet. Obsesif kompansiflik var mı biraz? Varsa bile haberim yok. Yok. Hani böyle titizlik falan. Bir an çok ben mi? Şöyle oldu. Olay şöyle gerçekten. Şöyle tutmuştum kitapları. Bir an öyle bir baktı ki herhalde dedim şöyle çevireyim de görüntüler. Tam tersi. Ama o şeyden geliyor. Tam tersi. Yayını çok iyi biliyor. Çünkü Dağhan okurken sıcağı sıcağına da çalıştıydı. Orada yönetmen yardımcılığı yaptı. Dolayısıyla yayın şeyini iyi bilen biri. Kamera arkasını da bilir. Kamera arkasını da iyi bilir. Sonra zaten kamera önüne geçtiği için hikayesi o şekilde. Hani belki. Bitti mi artık o dönem? Hangi dönem? Yani ne bileyim, kamera önü, kamera arkası, yani medya ya da işte film, dizi hikayesi bitti mi? Benim için mi yoksa genel mi? Sizin için. Yok, hiçbir zaman hiçbir şey bitti demem ben yani. Hani teklif gelir, bakarsın, okursun, hoşuna gider, oynarsın. Bazen hoşuna gitmese de oynarsın. O yüzden her şey devam ediyor yani. Ama genel olarak cevap vermem gerekirse eskiden hani herkes bir şeyi bilirdi. Şimdi herkesin her şeyi yapması gerekiyor maalesef. Hani yazman da lazım, çekmen de lazım, oynaman da lazım. Yani ne yapabiliyorsan yapman lazım. Çünkü herkes kendi yayıncısı haline geldi. Sosyal medya yüzünden. Ne kadar çok biliyorsan o kadar çok yapıyorsun yani. Ya da hiç yapmıyorsun, bekliyorsun. Peki buradan yani sizin tamamen yapacağınız bir şey de gelebilir gibi bir şey mi anlamak gerekiyor? Yani ben bilmiyorum, çok yönlüyüm yani, her işe açığım. Ne bileyim, bu YouTube kanalı olur, sosyal medya üstünden olur ya da... Yok yani sosyal medya hesabım bile ben en son yani 2 sene evvel açtım. O yüzden hani o işlere biraz geç kaldım. Sadece dışarıda kalmamak için oradayız. Oradayım. Onun dışında işte kitap hikayesi var. Bana dizi geldiği zaman dizide oynuyorum. Dizi gelmediği zaman kendi işlerimle uğraşıyorum ama onları daha bir sonuca ulaştırabilmiş değilim. Ya da bakın bunu ben yaptım diye size gösteremem yani. Ama daha erken yani, sonuçta bir şey için acele etmeye gerek yok. Evet, değil mi? Olması gereken zamanda her şey olmuyor. Her şey oluyor yani, zaten aynen, oluyor. Yani. Olacağı varsa olması gerektiği zaman oluyor. Sanki aynen bir şey yapmıyormuş gibi göründüğü zamanlarda insan aslında biriktiriyor. Aslında yine yapıyor. Şey yapıyor o sırada. Ama o ben genelde öyle gözükürüm yani. Demliyor. O zekadandır. Tabii. Zeki insanlar çok büyütmedikleri için hiçbir şeyi gözünde. Tabii. Bahsetme gereği de duymazlar ve çabuk yaparlar. Doğru. Öyle olduğu için sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünür dışarıda. Bana da mesela aniden bir şeye karar verdim zannederler. Halbuki ben onu 10 senedir kuruyorumdur. Aa, ne zaman karar verdim böyle bir şey? Yok, ben bunu kuruyorum, tıkır tıkır pişiriyorum. Şimdi söylüyorum derim. Hani çok radikal bir karardır. Çok şaşırırlar yani. O sırada karar verdim gibi olur. Halbuki değildir. Polisiyenin en önemli formülü nedir ya da en önemli kilit noktası? Okuru aptal yerine koymamak lazım. Yani okurun çok zeki olduğunu bilerek yazmak lazım. Çok iyi kurgu yapmak lazım. Bir de okur eline kitabı alıp da katil Ayşe diyorsa ve finalde katil Ayşe çıkıyorsa iyi bir polisiye değildir yani. Peki niye yani baştan söylüyorsunuz ki katili? Çünkü şöyle polisiye okur şey yapıyor. Katil kim diye sapıtıyor yani. Katil kim, katil kim, katil Ayşe, katil Aslı, katil Dağhan diyor. Halbuki baştan ona katili verirsen ona başka sorular sordurtturuyorsun. Sorularını çoğaltıyorsun. Ve aha diyor. O yüzden baştan veriyorum katili. Çünkü katil, yani katil ortaya çıktı. Niye yapıyor? Yakalanacak mı? Nasıl yakalanacak? Neden yapıyor? Gibi. Finale doğru gidiyor. Ama son üç kitabımda kullandım katil bunu. Kim oluyor ya? Evet evet. Ve şey esprisi oluyor. Nefret ediyorum. Katil uşak mı diyorlar ya. Ay hala soruyor mu? Soruyorlar. En son 1974'te rastlamıştık. Aynen öyle. Mesela ben hep katil kimciyimdir. Bu tabii sizin yaptığınız sanki böyle bir eğitim sisteminde sorgulamayı reformist bir tavır gibi geliyor şimdi böyle yapınca. Sanki aslında eğitim sistemi böyle olmalı da sorular, yeni sorular icat etmemiz gerekiyor. Tabii soruları arttırması gerekiyor. Yani 20 soru hakkı tanıyorum okura. Bir soru yerine. O daha bence şey gerektiriyor. Yani daha zaten keyifli. Einstein bile söylemiş hani cevap kolay, önemli olan doğru soruyu bulmak zor. Doğru soruyu sormak. Peki Dağhan Bey. Peki ha. Oradan Dağhan bir açılım Bey yaptık şu an. Bakalım şimdi, geliyor. Size sorulacak en doğru soru nedir? Televizyonda söyleyemem. Yok artık. O kadar mı? Yani. Ama sormadım ki işte ne kadar diye. Onu diyorsun. Buyurun aslanım. O değil. O da en doğru soru. Bence size sorulacak en doğru soru o olmamalı. Bloomberg HT'ye bile çıktım ya. Çok artık ölsem de gam yemem. Değil mi? Ay, anlatayım mı seyirciye? Hava atayım mı seyirciye? 3 yıl mı olmuş tam? 3 yıl oldu evet ya. 3 yıl önce yine bizim kafeteryada oturuyorduk ve o sırada ekonomi anlatıyordum ben. Allah'ım karşıdan Dağhan Bey geliyor. Dedi koşa ki, koşa. Ben dedi sizi çok seviyorum. Sizin kanalı çok seviyorum. Arkadaşlarınızı çok seviyorum. Ekip harika dedi. Şöyle böyle dedim ki vay be. Çünkü işsiz olduğum yürü doğru yoldasın dedim. Evet, işsiz olduğum bir sene boyunca sadece Bloomberg HT seyrettim sabahtan akşama kadar ve ne kadar çok şey öğrendim inanamazsın biliyorum. Yani. Çünkü bana da hep bilgi veriyordu. Tabii tabii anne diyorum bak şunu şöyle yap bu böyleymiş bilmem ne falan filan. Bloomberg'de yani, var onlar bak ona diyor. Şeyimizi düzelttiniz sağ olun yani. Ekonomimizi düzelttiniz yani ailecek. Ayşe Hanım aslında belki bizim yaptığımız iş de öyleydi o zaman. Hani o doğru soruları sormak hikayesini belki yapmaya çalıştık. Doğru soruları sormak da biraz... Yani yatırımcı da doğru soruyu sormalı. Tabii. Vatandaş da, ev kadını da. Yani tabii aynen, tabii doğru. Cevaplar yani belli zaten. Her şeyin cevabı belli de hani soru ne? Peki o zaman bunu hadi genişletelim. Vatandaşlık bilincine getirirsek bu memlekette. O zaman vatandaşlık bilinci mesela sizin gibi doğru soruları sorabilen ya da bunlara kafa yoran insanlar için vatandaşlık bilinciniz gelişkin mi? Ya da bir yerde... Ben çok mesela konuşma yaparken de bunu hep söylüyorum. Hani hesap sormak, kaldırımın hesabını sormak, sokak hayvanının hesabını sormak, verginin hesabını sormak. Bu noktada şu noktaya geldiniz mi? Ya ben sorsam ne olur ki? Cevap asla alamıyorum. Hayır ki. Hayır. Benim böyle bir şeyim yoktur. Deniz yıldızı hikayesine çok inanırım yani. Bir soru bir sorudur. Bir hayvan yani bir hayvanı kurtarıyorsan çünkü bütün hayvanları kurtaramazsın ama ben sokağımdaki hayvanı kurtarıyorsam onu ameliyat ettirip ona yemek verebiliyorsam benim için şeydir yani çok kıymetlidir. Öyle bakıyorum yani. O yüzden hani ben sorsam ne olacak diye bakmıyorum. Yani insan bir sürü şey yapmak istiyor, söylemek istiyor ama karşıdan ya da gelecek ters tepkiler yüzünden bazen pek konuşmak da istemiyorsun yani. Yoksa bir de hesap sormak hani bir yere kadar çünkü hep hesap soruyorlar. Yani hani bu bir yerde... Hani herkes bir şey satıyor ya, yani en çok da nefret satılıyor maalesef. Hani ona düşmemek lazım. Evet. Ama yani ne bileyim sosyal medyadan mesela bir şey gündeme getirmek ya da işte bir haksızlık. Metrobüste olan bir şey de olabilir. Bu kaldırımla ilgili bir şey de olabilir. Yani onu ya da ne bileyim elektriğim kesildiğinde ben bayağı böyle o gibi tözen yürüyorum yani. Kendinizi üzersiniz aslanımcığım. Ben onları bıraktım yani çünkü öyle sinirlenmeyi. Yani mesela bir internet sıkıntısı yaşadık. Gerçekten skeç gibiydi. Hiç sinirlenmedim ve call center'daki çocuk dedi ki bana küfür etmediğiniz için size çok teşekkür ederim dedi. Artık gerçekten. Onlar da küfür etmez zaten yani hayatta etmez yani. Gerçekten bana küfür etmediğiniz için dedi. Gerçekten çok teşekkür ederim dedi yani. 6 yıl önce nakil yaptırdığımız interneti eski adresimizde göstermişler falan. Yani çok komik yani, öyle basit bir şey yani. Her zaman herkes bunlarla karşılaşıyor. Olabilir yani. Hani çözüm bu. Yani bir şeyi çözüme getirmeden eleştiri yapmak çok kolay. Evet. Ben buna inanıyorum ve hani bu sosyal medyada insanlar bağırıyor çağırıyor ya işte bilmem kimin filmlerine gitmeyin bilmem ne. Bir insanın bunu eleştiriyor olması için ona benzer bir işi çok iyi yapıyor olması lazım ki başka birini eleştirsin. Zaten o işi iyi yapan adam eleştirmez. Zaten kendi eleştirisi ya da fikrini o yaptığı işin içindedir zaten. Yani, hani o zaman hiç konuşmaya gerek kalmıyor zaten. Öyle. Çünkü senin lafın işin öyle oluyor. O yüzden ben ve benim gibi adamlar fazla konuşmazlar. Çünkü yaptığımız bir iş yok. Yani ben kendimi Dağhan Külegeç olarak ifade ettiğim bir iş yapmadığım için çıkıp da mevzular hakkındaki fikirlerimi söylemiyorum. Zaten bir iş yapsam benim zaten mevzular hakkındaki fikirlerimin hepsi o işin içinde olacaklar. Tabii. Yani doğru olan da o bence. Evet. Yoksa o öyledir, bu böyledir, o öyle değildir, bu böyle değildir. Yani senin için öyle yani, benim için öyle. Yani o zaman o konuyla ilgili bakış açısı belki o senaryonun içinde ve o filmin içinde olacak. Tabii. Yani en kötü filmi yapan adamı bile ben eleştiremem. Çünkü ben film yapmadım yani. Tabii. Yani en kötü filmi, o en beğenmediğiniz o film bilmem ne falan. Sen film yaptın mı yani? Yapmadın. Yani o yüzden onu eleştirmenin bir yani hiçbir manası yok. İnsanın kendini de eleştirmesi lazım. Mesela ben tiyatro oyuncusuyum. Hani tiyatroda oynuyorum. Bu sene oynamıyorum bir şeyde ama yani mesela diyorum ki ya oyunda şu hatalar var diyorum. Yani ben o oyunda oynadığım için onu söyleyebilirim. Yani bu oyunda hatalar varı söyleyebiliyorum. Hani biz çok güzel bir oyunda oynuyoruz. Ben de en iyisiyim değil yani. Var böyle böyle hatalar var diyorsun. İşte dekorda şu var, kostümde bu var. Hani bir şey yapmak lazım bu kadar eleştirmek için. Ama tekrar vatandaşlık haklarımıza dönersek tabii ki hani sıkıntımız olduğunda bunu meydana dökmek yerine gerekli kişi. Yani call center'daki adamı niye azarlıyorsun ki? Yani belediyelere gitmek. Ya? Tabii ki. Tabii ki. Ben mesela operatörlerine, elektrik dağıtım şirketlerine. İyi niyetle bir şey yapmaya çalıştığınız zaman insanlar o gözünüzdeki o iyi niyeti görüyorlar yani, o nettir. Hani haklı da olsanız kötü niyetle onu konuştuğunuz zaman o direkt ters tepiyor. Tabii. Herkes kaybediyor. Kendinizi gerçekleştirdiniz mi? Yok, daha değil. O zaman gelecek ama değil mi o gözdeki yani, ışık? O gelecek. Gelecek çok iyi biliniyor aslında, geleceği o anın. Tabii ama yok biliyor. Biliyor. Hiç bilmiyorum. Hani ne zaman olarak değil ama o gelecek. Kim bilir? Ama insanın öğrenmesi bitmiyor. Ama zaten bitmemesi lazım. Bitmez zaten. Hani nasıl bitsin ki? Yani, peki unumu astım, eleğimi şey yaptım, olmuyor. Bunlar için ne yapmamız gerekiyor şimdi? Yol gösterelim. Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu konuda yani kimin yardımcı olması lazım bilmiyorum. Kitap basıldıktan sonra yayın evi, yani kitapçıya girmek çok zor. Eskiden öyle değildi yani, çünkü çok büyük bir dağıtım şirketiyle çalışıyoruz. Fakat dağıtım şirketi diyor ki kitapçı benden istemezse ben veremem ona diyor. Kitapçının istemesini nasıl sağlayacağız? Gideceğiz kitapçıya, sürekli diyeceğiz ki işte sende Emel Şimşir'in kapan kitabı var mı? Yani 35 adam tutup adama Emel Şimşir'in kitabını veya her kitap için bunu. Olmaz yani. Kitapçılara girmek çok zorlaştı. Zaten kitap okuma oranı çok az ülkede. Yani kitapçıların yani ne bileyim işte konsinye alır, şey alır, biz yani çok zorlanıyoruz. Şu anda bütün internet sitelerinde varız. Kitap satan bütün internet sitelerinde varız. Ama kitapçıya girmekte gerçekten çok zorlanıyoruz. Bence ne bileyim televizyonların kültür sanat bölümleri bu konuda belki bir şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Ya da Kültür Sanat Bakanlığı kitap evlerine bu konuda yardımcı olabilir. Kitap evlerinde yardım. Ya ben şey dedim ya, caddede kitapçı açalım en iyisi dedim. Hani bize yakın diye caddede dedim, hani karşı bu tarafta otursam öyle diyeceğim. Hani kitapçı açalım dedim. Var niyetim ya. Hayır var da hani insanlar zannedecek ki istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yapabiliyoruz yani. Hayır yapamıyoruz yani. Ama yeni bir şey yapın. Çok yeni bir şey yaptık yani, yaptığımız şey. Bu zaten yeni bir şey. Bu yeniliğe de paralel dağıtımla ilgili ya da işte farklı bir yöntem. Tabii yani kitap evi açın, dağıtım evi açın. Bunların hiçbirine girmeden başka bir şey belki yapılabilir. Yani bilmiyorum. Ben zaten bu okul açmadan hemen pilavcı dükkanı açmayı planlıyordum. Yani Nohut pilav mı? Çeşitli yani nohut, pastırma filan. Gerçekten pilavcı dükkanı açacak. O arayı hatırlamıyorum yani. Tamamen Alzheimer. Nereden Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'ni açtık hatırlamıyorum. Ya ne olur bunu bir hatırlayın. Hiç mi bir bağlat? Kurban olayım. Çünkü neden? Çok yani, acayip bir hikaye. Şöyle ki pilavcı... Bu arada çok acıktım ben. Gizem çok güzel pilav yapar bu arada. Yeni evlendi de sürekli pilav yapıyor. Maşallah. Sadece pilav yapıyor. Yok başka şey de yapıyor. Ben öyle deyince kızıyor. Her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyorum diyor. Tamam yapıyorsun. Çok güzel yapıyorsun. O bağlantı nasıl? Çünkü bu bilinç akışı ve bilinç akışınız çok hızlı belli. Zaten Cinayet Romanı yazmaz. Tabii. Evet. Ama o pilavcıdan oraya geçiş nasıl oldu? Daha dedim ki bir gün daha pilavcı dükkanı açalım mı dedim. Nedendir? 4'te kapatır gideriz dedim. Hani basit yemek. 4'te kapatır gideriz diye bir pilavcı dükkanı açılmak istendi. Tabii öyle yani çünkü... Ben bilmiyorum, biliyor musunuz 12 yıl Norveç'te oturdum. İnsanların kendine ait bir hayat, yani kendine ayıracağı bir zaman dilimi olmasını orada öğrendim. Yoksa ben Show TV'de sabah 6'da gidip gece 12'de çıkardım. Çocuğum benim pilav yaptığımı bilmiyor. Yani o der, annem pilav yapamaz der yani. Sonra dedi ki herkesin annesi pilav yapıyor ama benim annem polisiye roman yazıyor dedi. Pilavcı dükkanı açalım. Tamam açalım dedi Dağhan da. Böyle dedim pilav açarız. İşte yanına da işte şeyleri ne o? Yanındaki Türkçesi. Kadın daha bunu bilmiyor yalnız şu anda. Bir 4'te çıkmakla ilgili. Evet. Niye pilavcı açarsan 4'te çıkarsın. Eski proje ya. 6 yıl önceki proje. Sonra daha dedim ki başka bir fikrim var dedim. O daha fikrini söylemeden ben de dedim ki oyunculuk okulu açmak istiyorsun değil mi dedim. Evet dedi işte çok iyi olur falan. Haklısın anneciğim açalım dedim. Kapattım telefonu. Ama şey çok komikti. Şimdi şöyle rakamlar vereceğim. Dedi ki ne kadara açılır bu okul dedi. Ben hesap yaptım. 3 liraya açılır dedim yani öyle bir şey. Fakat yani benim 3 dediğim birime hesaplarsanız sonra 3'ü 250 liraya açıldı yani öyle bir. No. Aa vallahi o da lazımmış. Bir de biz böyle küçük Bağdat Caddesi arka tarafı Bağdat Caddesi'nde 8. paralel bir apartman katının işte ön tarafında çocuklar dans eder. Arkada da biz oturup ofiste otururuz derken bir anda Bostancı'da villaya düştük yani. O kadar. O kadar. Gerisini yok. Evet yani öyle gittik. Şu anda da 6. sezonumuzdayız. Hakikaten güzel, bizim kanalı yani izlemek çok işe yaramış. Fizibilite 0. Fizibilitem 0. Şimdi ben Bağdat Caddesi'nde taşınmak istiyorum fakat Dağhan beni tutuyor. Hani Bloomberg'e baktım sakın ha şu anda taşınmayalım diyor. Yani. Evet diyorum yani yok. Daha taşınmıyorum. Ali Bey diyorum. Ha dedi. Ali Bey ha dedi. Durduğunuz yerde durun şu anda. Duruyorum. Hazır kontratınız var. Var. Durmak çok güzel. Güzel bahçe içinde. Çocuklar bahçede oynuyor. Orası da çok denk düştü yani. Çok bizden yani. Çok fazla bir yerde işte öyle kısmet. Evet yani. Hakikaten kısmet yani. Böyle dedi önümüze düştü. Harika olmuş ama 4'te çıkıyor musunuz peki? Yok. Ama şöyle çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar çalışıyorum. Çok uzun çalışıyorum. 4 gün. Ama şöyle sabah 8, akşam 11 çalışıyorum. Ama Türkiye'de herkesin çok istediği ve çok az insanın sahip olduğu bir... En büyük lükse sahip. Lükse sahip. 2 sokak var eviyle işi arasında yani. Yürüyerek işe gidiyorum. 10 dakika. Yürüyerek gidiyorum 10 dakika işe. Mı? 10 dakika. Çok uzunmuş anne 10 dakika diyor. Ben Tarabya'da otururken 2 telliye giderdim. 2 saatte gidip 2 saatte dönerdim Show TV'ye. Yani çok korkunç bir şeydi yani. Çok güzel. Dünyanın en büyük lüksüymüş. Ben de Türkiye'ye geldim direkt yani Taksim'de ev istiyorum dedim. Ben öyle uğraşamam dedim. Hani İstanbul, ben de karşı taraftan Cihangir'de. Evet 10 dakika. Tabii tık tık dümdüz sıra servilerden hop bakınca zaten görüyorum Habertürk yazısını şöyle kocaman. Balat'ımıza da ben de Balat'ta oturuyorum. Balat 10 yıldır. Balat'ımıza da bekleriz yani. Çok severim. Balat çok ayrı bir ruh tabii. Çok. O böyle ayrı bir kafa, ayrı bir ruh. Çok. Yani bir de mütevazıdır ya o Balat, böyle şeydir. Ne, tam öyle de değil, tevekkül de vardır içinde. Rahat diyoruz. Böyle bir güzel, rahat. Başka bir şey. Yani çok çok harika. Doygun. Evet. Bilmiş. Burada klişe bir televizyoncunun ülkemizin ve şehrimizin her yeri çok güzel cümlesiyle bağlama çekmesi gerekiyor ama hiç içimden gelmiyor. Herkesin güzelliği çok güzel. Ben Anadolu yakasını çok seviyorum. Yani Kadıköy Bostancı arasına hakikaten hem caddeyi hem sahili, sahilde yürümek falan gerçekten acayip seviyorum. Yani. O da başka bir kafa. Balat başka bir kafa. Evet. Yani hepsi ayrı ayrı dünyalar yani tamam birbirinden. Peki şimdi böyle birdenbire böyle bir şey var mı ki o değil de Siz Norveç'te yaşarken bir de o dili Norveççe mi o dilin adı? Evet, Norveççe. Onu öğrenip bir de stand-up gösterimi yaptı. Evet. Ya ne acayip. Tiyatroda oynadım. Çok ama ayıp bu ama. Yani ne acayip. Kaç zamanda öğrendiniz? Belediye encümeni oldu. Biraz daha kalsa belediye başkanı. Belediye encümeni ya. Dedem benim belediye. Vallahi belediye encümeni oldum ya orada. Hala belediye encümeni var. Yani Türkçesi orada çok önemli. Hayır yani onu başka türlü söyle yani bilmiyorum karşılığını. Belediye il meclisi. Söylesene Norveççesi. Ne? Ay. Heyecanlandı. Bir dakika bir de biliyor. Vallahi biliyor. Vallahi biliyor. Encümenin Norveç'teki karşılığı nedir? Değil ya şey Medlem Telisturtinge diye geçiyor. Ne? Medlem Telisturtinge diye geçiyor. Medlem üye demek. Medlem til Şördals komüne. Ben bunu öğrenene kadar 20 yıl geçer. Ben 3 ayda öğrendim. Ve gerçekten dili 3 ayda öğrendim ve 5. ay havaalanında çalışabilmeye başladım. Ve bana dediler ki mümkün değil, şey yapamazsın. Adam bana böyle 3-5 bunu oku diyor. Mesela 5 yazıyor. Fem. İşte 13 yazdı. Trettin. 37 yazdı. Trettişü. 105 yazdı. Etün refem. Adam ne gerçi nasıl yani dedi. Bayağı dedim. Bizimle de böyle o zaman konuşuyor. O bana söyledi ben yazdım filan. Ve işe aldılar yani. Bizimle de böyle konuşuyor bazen. Dağhan şunok geluk geluk kuyu falan bir şeyler diyor. Böyle bakıyoruz yani. Ay pardon Mustafa pardon. Mustafa nerede diyorum mesela? O ne? Şey çok pardon hocam o ne? Peynir kesen çünkü onun Türkçesini bilmiyorum. Peynir böyle peynirleri böyle kesen bir şey vardı. Kabak. Hıyar soyacağın, salatalık soyacağın peynir modeli. Hani böyle onun Türkçesi var mı gerçekten? Türk Dil Kurumu. Ustahövvel adı. Ne? Yani Norveççesi Ustahövvel. Ustahövvel demiş Norveçler. Bizim Türkçe'de o böyle salatalığın kabuğunu, kabağın değil mi kabuğunu falan. Evet evet. Kesen şeyin adı yok var mı? Yok işte. Bir baksana soyacak. Var mı? Bak koyucu ama oyacak değil. Soyacak mı? O ama Ustahövvel yani. Ne gibi olan peynir bu? Kesici. Telli değil. Telli değil. Şöyle bir metali var. Ya. Ay bir sen bildin Cevdet, peynir kesiciymiş. Peynir kesici, evet. Ayşe Hanım bunu bilmiyordu, sen söyledin şu anda peynir kesici. Mesela okulda bilen şey diyorum, orada hillalar var, onların üstüne koysanıza diyorum. Hepsi birden bakıyor, Norveççe söyledim değil mi diyorum. Hilla ne? Hilla, şey, raf. Şelf deseydim. Şelf bak, şelf ne diyecektim şimdi. Canım peynir, translate'den çevirince peynir kesici değil, kabak kesiyor, havuç kesiyor, ince ince soyuyor. Ama şimdi şöyle, ülkemizde o peynir öyle kesilmediği için hani bir ihtiyaç değil ülke. Çünkü evet, peynir bizde böyle kesilir. O böyle incecik kesiyor. Sonra peeler dedikleri İngilizce'deki o değil mi? Hani o peeler, evet. Soyucu. Evet, soyucu. Evet, soyucu. Ustahövvel. Bunu da hallettiğimize göre. Evet. Evet. Evet, yani işte şey kabak soyucu, patates soyucu falan gibi çeşitlendirilebilir aynen bir şeydi. Yani Türk Dil Kurumu ihtiyaç var, acil çağrı. Evet. Lütfen şuna bir geceden sabaha bir şey bulun yani. Şey, bekliyoruz, yarın bakacağız sitenize. Buna ne buldunuz acaba? Yine zarif bir şey bulurlar. Evet. Ben ne soracağım? Soruyu unuttum. Biz besliyordu bizi beraber evde. Vallahi. Besliyordu. Norveç'te tiyatroda stand-up yaptım. Yani hem tiyatroda oynadım. Yani. En güzeli orada şöyleydi. O ekiple buraya gelip İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Gençlik Festivali'nde Norveççe oyun oynadım. Mesela çok hoşuma gitmişti bu. Gerçekten çok güzel bir şeydi. Çünkü ben gitmeden şehir tiyatrosunda oynuyordum yıllar önce, milattan önce. Sonra hani oraya gelip de aynı tiyatroda Norveççe oynamış olmak hani 300 kişi seyretmiş olsa da benim için çok büyük bir hazdı yani. Gerçekten büyük bir hazdı. 300 kişi seyretmiş olsa da benim için büyük hazdı. Hani yani yüzlerce insan seyretmedi. 300 kişi seyredebildi. Çünkü tiyatroda 300 kişi koltuk, 300 koltuk vardı. Ya vallahi Ayşe Hanım bir şey söyleyeyim. Valla sizi kıstırır. Evire çevire döverim. Yemin ediyorum şu anda şurada. Ben sizin bir tane bir kabak soyucunun Norveççesini öğrensem ömrüm sonuna kadar bunu bir dolaşırım. Annem çok yanlış yani. Gençken ben onu bir işletme falan okuttursaydım yani şu an büyük holding yani. Allah'tan hani gerçekten yok, hani yok gereği. Hani inanılmaz bir kafası var. Hani ne verirsen ver hemen öğreniyor ve yapmaya başlıyor. Yani öyle çok ilginç bir kafası var. Ben de kapmışım biraz hani sağ olsun. Fakat onu konuştuk yani. Bunca sene başkalarının yanında çalıştın anne dedim. Yani ah dedim yani biz bir işletme okutsaymışız sana bir tostçu atsaymışız sen şimdi hani multi international tost şeyi olurdun. Tabii. Ya Norveç'te gitti onca işin arasında. Bir tane de orada kafe açtı. Hmm. Kendi Simiyle kasabasındaki kafe. Bütün kasabalar kapandı. O tek kaldı. Ve orayı da hani dev böyle ceketini aldı gitti oradan da. Yani buraya geldim. Hani geldi yani. Hani bir de orada bir kafe işletme evet. açıp onu oturttu ve şu an oranın tek kafesi. Tek kafesi. Restoran pardon. Yani. Restoran Simiyle kafe diye. Smiley Türkçesi. Hani yani Aslı Hanım ne diyorsunuz siz yani? Ama fizibilite sıfır. 3 liraya okul açıyor. Değil mi? bir orada kötü evet yani. Bana diyor ki Dağhan diyor seneye böyle böyle yapıyoruz. Aa öyle mi yapıyoruz anneciğim ben diyorum baktım onu yapmak için böyle böyle şeylere ihtiyaç var. Ha tamam o zaman diyor. Onu sonra şey yaparız diyor. Şey çok ilginç değil mi? Bu kadar zeki ama kalp insanı aslında. Aa büyük. Evet. O kocaman yani, bir kalp kendisi. Yürüyen yani bir çok, kalp yani. Hani bu kadar zeki olup o zekayı kötü de olabilecek bir zekaya sahip olup o zekayı iradeyle iyiye kullanıp ya bunlar çok değerli yapma ya, ben öyle şeyler. Ben çok hoşuma gitti. Yok canım o dediklerinizi yapamam öyle bir şey yok zaten yani, yani yapamaz. Yapamam. Çok zaten. Çok acayip. Yok evet. yok. Yani annem hani annem diye söylemiyorum ama hani ah anneciğim. Yavrum benim güzel evladım. Yani nelere maruz kalmış da yani neler yapmış neyse. Ya nelere maruz yani çok hani. Ben tam klasik ayrı anne baba çocuğuydum. Ha. Yani yatılı okul ve kamplara giden çocuklardanım ben yani. Öyle evet. Onlardanım. Ama öğreniyorsun işte hayatta başına bir şeyler geliyor. Yani. Hani niye bunlar benim başıma geliyor değil de bunlar aynen. benim başıma geldiği için ben ne öğrenmem tabii, gerekiyor. Tabii öyle bakarım yani. Ben şeyimdir yani limonlu limonata yapanla hemen bardağın dolu tarafına bakarım yani. Hiç. Hemen. Ne yapabilirim hemen? Hemen mi yoksa siz biraz sonra mı? Yeni öğrendim. Çip taktırttı. Ha, tamam. Çip taktırttı. Siz öyle misinizdir? Ben rahatım ya. Ben hani hep pozitif yani. Hayır yani hani hemen öğreneyim. Bundan şunu öğrenmem lazım. Yoluma devam edeyim mi? Yoksa bir kafanızı kurcalar mı? Ya insan en güzel kendinden öğreniyor. Ya niye ben orada öyle düşündüm? Niye orada öyle yaptım? Bu bana niye böyle hissettiriyor? Gibi sorular insana en güzel kendini öğreten şeyler yani. Tabii. Başkalarının hataları başkasının olsun. Ben kendi hatalarıma bakarım. Değil mi? Aynen öyle. Hatadan ders almak lazım yani. Ve hatayı kabul etmek lazım. Çok önemli bir şey o. Ya hata evet. bence gübredir hata. Tabii hatayı yapmak yani, lazım. Ekonomiye geri dönüştürülen bravo, atıktır. Bu lafı yani çok şey gibi. Hani nasıl ki dışkımız insan ve hayvan dışkısını gübre evet. olarak kullanmış zamanda 500 yıl önce insanlar evet. ve başlamış öyle. Evet. Hatalarımız da bizim gübremiz. Doğru. Dolayısıyla ama biz ne yapıyoruz memlekette? Hatayı asla kabul etmeyiz. Memleket demeyelim de onu dünya diyelim. Tabii. Dünyada da hatayı asla kabul etmeyiz. Yani yok. İyi olursa bizden, kötü olursa başkasındandır. İşte o çok evet. komik bir şey. Yani hani ben yok biz var bir mantığı vardır yani hep biz diyeceğiz. Yani biz olalım. Tamam bu güzel bir şey eyvallah ama yani hataları yaparken biz mi diyeceğiz? Yani ben bir hata yaptımsa ben hata yaptım demem lazım. Yani orada biz yani toplumsallık tamam budandı toplumlar bireye döndü ama birey olmayı da başaramadık insan olarak. Kuzey ülkelerinde birey olmayı çok başarmışlar. Sadece bireyler. Sadece birey. Peki zaten bu başarılmış sadece bir şey mi? Şu açıdan başarılmış her şeyi hükümet yani devlet yapıyor. Çocuğa devlet bakıyor, yaşlıya devlet bakıyor, okula devlet hallediyor, sağlık devlette her şey devlette. Dolayısıyla birbirlerine ihtiyaçları yok. Yani büyük anne torununa bakmıyor zaten. Parayla bakıyor veya yaşlım ne olacak şeyler değil yani. Evet. Yani dolayısıyla birbirlerine bağları yok. Gayet şeyler. Ve birbirlerine mesela kız annesini arar der ki anne işte cumartesi akşamı kocamla dışarı çıkacağım. Thomas'a bakar mısın der. Aa, hayır bakamam o akşam benim de işim var ya da bakarım ama onda geri gelin der. Ya da 50 euro ver. Bak 50 hani işte 50 kron 100 kron der. Bayım. Aa peki der bu kimse kimseye alınmaz yani. Zaten çocuk evden 18 yaşında hani gitmeye programlı. Yaşlılar evine gitmeye programlı. Hiç ayıp bir şey değil. O da ama skalanın bir uç bir tarafı yani. Şey yok. Christmas, Paskalya. Dengeyi bulmak lazım. Seviyorlar mı birbirlerini? Kendilerince. Kendilerince. Ancak öyle anladım. Yani böyle bir bu yoktur. Ama mesela biz de şöyleyizdir. Biz böyle der sarılır sonradan evet. yaparız yani. Ne onu yapıyorlar ne öbürünü. Getirdiniz ne getirdiniz? Yılmaz Özlü'nün Mustafa Kemal kitabını getirdim. Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens. Kitaplar kitaplar. Ben tarihi çok severim. Tarihimizi bilmek de çok önemli. Ben size Masal Terapi diye bir kitap getirdim. Etkilendiğim 3-4 tane yazar vardır. Biri Şeker Portakal, diğeri Otomatik Portakal. Şimdi hasta programına katılan konukların hediye etmiş olduğu kitaplara Bakır Üniversitesi olarak talip oldu. O muhteşem kitaplar elimize ulaştı. Raflarda yerlerini aldılar. Kitapların sevilen seçkin insanların seçimlerinin olması ayrıyeten öğrencilerimiz için sevinç kaynağı. Öğrencilerimiz adına Aslı Hanım'a ve ekibine teşekkür ederim. Yoktur. Ama mesela bizde şöyleyizdir. Biz böyle aa der sarılır sonradan lan yaparız yani. Ne onu yapıyorlar ne öbürünü yapıyorlar. Yani bizden yüksekteler ne bizden alçaktalar. Yani evet. İnsan her yerde aynı insan yani. Öyle büyümüşler. Yüksek ya da alçaklık olarak değil farklı hani. Farklı yani Sokrat'a sormuşlar hani nerelisin etkiliyor diye. O da dünyalıyım demiş yani evet. İşte. İlginç yani. İyiler ama yani iyi insanlar. Bizden iyiler mi? İyi, biz de iyiyiz. Biz de iyiyiz. Özünde iyi insanlarız. İyi insanlar. Özünde siz de çok iyisiniz aslanım. Vallahi şimdi. Biz de iyiyiz yani bir şekilde. Hani ama o da başka bir deneyim. Yani dünya evet. insanı olmak da çok güzel önemli. Bir şey. Evet doğru. Evet yani başka bir yerde yaşamak çok güzel bir şey. Başka bir tecrübe. Memleket de başka bir şey. Evet. Gerçekten başka bir şey. Yani evet. Ben 12 yıl oldu döneli hakikaten büyük bir hani çok memnunum geldiğim için. Çünkü en son mesela bir halim var. Böyle 90 kilo falan kısa say böyle bir şey. Yani çünkü her şey var ya hani işte kafe var, kafe iyi gidiyor. İşte evin var, araban var. İşte ne isteyeyim, seyahat ediyorum falan. Hani şeyin yok, sana kick verecek bir adrenalin yok yani. Bir geldim buraya. Bundan. Dürt. Bundan. Evet. Burada var o adrenalin. Burada çok var ondan. Çok var ama ben onu tabii çok hiç öyle kendimi o adrenalinlerle streslendirmiyorum. Yani zaten mesela bir şeye çok çıldırsam Dağhan'ı arıyorum. İşte Dağhan mesela şuna çok sinirlendim böyle. Anneciğim olsun böyle şeyler olur diyor. Ay evet öyle olur haklısın teşekkür ederim Dağhan deyip kapatıyorum yani. Kabul etmek çok zor ya. Ya bu nasıl olabilir diyorsun yani. Hala onu bir sürü şeyle onu yaşıyoruz yani. Bu nasıl olabilir? Bana nasıl yaparlar? Hani onu geç yani hani bana nasıl geç o daha da bu nasıl olabilir yani hani işte oluyor ve sen de bunun içinde yaşıyorsun. Oldu. Sen de öylesin. Yani en sevdiğim laf yani bu ülkedeki eğitim ne nasıl desem size bir cevabınız var bu soru için değil mi? Cevabı vermenize gerek yok. Bir cevabınız var. Bu ülkede eğitim nasıl? Bir cevabım var. Evet. Aile eğitimimiz nasıl? Tabii ki herkesin ailesi kendine göre en şahanesi ama hani o konu için de bir cevabınız var. Madem o cevabınızı tutun cebinizde, madem cevabınız o cevap, yani insanlar öyle bir konuşuyor ki sanki biz o eğitimden geçmemişiz gibi. Herkes söylediğinin o kadar doğru olduğuna inanıyor ki. Yani kardeşim eğitim nasıl o? Sen de bu eğitimin bir ürünüsün. Demek ki senin söylediklerinde bu kadar doğru şeyler değil yani acaba. Yani onu insan öğreniyor. Hani kendi kurduğun fikirlerin, kendi düşüncelerinin mutlak gerçek olmadığını anlaman gerekiyor. Onlar sadece senin düşündüğün şeyler. Artık daha fazla durunca. Size şarkı çalacağım. Şey de soruyorum mesela işte ben de onu soruyorum. Yani bu ülkedeki sizce en büyük sorun herkes eğitim diyor salonda mesela. İşte diyorum ay sen işte Dağhan ülkesisin ve bu ülkenin başında Dağhan var kendin olarak. Evet. Senin eğitim sistemin nasıl? Sen de o eğitimden geçtin. Evet. Ya da geçmemişse bile bir dil biliyor musun? Bir işte spor yapıyor musun? Evet. Bir enstrüman çalıyor musun? İşte master'ını yaptın mı? Yok. Sen bırak ahkam kesmeyi burada. Bir oy hakkın var. Sen kendi eğitimine bak. Tabii yani ki. Kendi ülkeni yönet. İşte, tabii bravo. Ya hepimiz bir suçu başkalarını arayıp sanki uzaylılar atıyor. Çünkü neden? Kişisel gelişim ölçülemiyor. Çok komik bir şey. Evet. İnsanların kişisel gelişimlerini ölçemiyorsunuz. Çünkü neden? Kişisel gelişim sen bireysin, biriciksin, şahanesin, hayal et olur diyor. Ama neoliberalizm sana herkes gibi ol, falanca ayakkabıyı giy, falanca paça boyunda giy diyor. Arasında sıkışmış varlıklarız aslında hepimiz. Ne diyorsunuz? Cevap geliyor mu? Asla geliyor. Denizin altına plastikleri kim atıyor Zeliha Hanım? Kim atıyor? Ben atıyor, beni atıyor, sen atıyor, atıyor. Boş zamanlarınızda oraya da dalıp topladığınız söyleniyor. Anladım.